Hepinize merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Aytu, bugün tatlı sete karşı team oynuyoruz. Ayrıcalığı hissetmeye hazır olun. 30 yıllık tasarım ve üretim tecrübemizle şimdi Türkiye'deyiz. Crown Micro. Bir süredir mantar bulduk kasmıyordum. Bu oyun mantar bulduğun alasını kasacağız arkadaşlar. Çünkü tam mantar bulduk maç. Adamların menziline giremem. Girebilirim ama girersem ölürüm. Koruma bana daha uzaktan sıkacak. Aynı şekilde Akali ile uzun savaşamayacağım. Yani uzun savaşıp kafa kafaya girebileceğim bir set bir Graves var. O yüzden bu oyun mantar build'i kazanacağız arkadaşlar. Eğer çok kafa kafaya savaşacağınız şampiyonlar yoksa mantar build'i ideal oluyor. Planım şu şekilde. Liandry, uğursuz koruma, üzerine bir tane de gölge alev almayı düşünüyorum. Belki uğursuz korumayı almam, direkt gölge alev alırım. Belki bir tane naşok patlatırım ilk item. Onlar değişken. Fakat ilk planım bu yönde. Çocuk W açmış. W açması bu arada meh. Genelde sete E açıyorlar. Uzakçı meşaba karşı W açması kabul edilebilir. Aman aman. Son saniye. Gerçekten son saniye. Bir tane daha. Bir tane daha vursam belki Karasat alırım. Şu an alacağım Karasat'ı. Çok güzel. Trade'in alasını attık. Bu arada günlerden Karasat girdim arkadaşlar. Biraz maç taşıyayım. Karasat'ın mantar build'in alasını kasayım diye gerçekten. Bu şekilde yaptım. Normalde set maçımda sağlara devam. Elektrik var tarzı ürünler güzel oluyor. Ama biz işimizi her türlü yapacağız. Karasının gelmesine biraz var. W'yu açalım da bir rahatlayalım ya. Minyonları kırpıyorum ki üzerinde kalmaya devam etsin. Gank yemeyeceğim mesela arkadaşlar. Şu an setin lane itmesine izin verdiğim için gank yemeyeceğim. Fakat şey yapmam lazım. Hani kontrollü itmesine izin vermem lazım. Bir anda kafama yığılırsa sıkıntı olur. İkinci yükümü de aldım. Bu çocuğun üzerine oynarım ben bu arada. Kanka. Sen gerçekten o W'yu öyle atıp yaşayacağını mı düşündün? Yanına kar kalacağını mı düşündün? Elo Diamond Elo arkadaşlar. Bu setin bu bölümü üzerinde bunu söylememde fayda var. Düşük Elo videosu değil bu arkadaşlar. Adam saçma sapan bir şekilde hata yaptı. Ne yapalım? Şöyle bir tane AP alayım ya. Nashor'un dışı alıp almayacağım kesin değil. Takımda geri düşüyor. Takım geri düştüğünde Nashor almazdım. Evet, script. Yani evet, adam zaten hiç korkma maçı yok arkadaşlar. Korkma maçı yok gerçekten. Adam ilk defa korkma oynuyor. Yanına Lulus'unu çekmiş. TR Diamond Elo da klasik bir script vakası. Ben alışkınım. Engellenmesi de çok zor oluyor. Yanında Lulus olması engelleriz de bine bize. Script acaba benim mantarın yerini gösteriyor mu? Yemin ederim script değilim. Bayağı kötü WQ attın diyor. Yani bizim takımda iki kişi script olduğunu iddia ediyor. Set bizim jungle'a girmiş. Viego da seti kesmiş. Bizim çocuk sete dönüşüp mal yazıyor. Tamam. Benim için okey. Büyü direnci almış set. Büyü direnci alıp Viego ile fightlamaya karar vermiş. Adamım benim. Tam Bible'ım bu set yazıyor ya. Bak abi. Graves orada. Ama yok. Dakika 5'i geçti arkadaşlar. Aslında gelirim ya. Gelmeme gerek var. Ben geleyim ya oraya. LB ve Viego her türlü kestiler de. Kesemediler mi? Kesemiyorlar. Manası yetmiyor LB'nin. Viego'nun W'su dönecek. Yani gelmişken kontrol temi keseyim. Ne yapayım? Akali ne yapıyor? Kuleden it yiyecek. Bir tane de Q atacağım. Öldü. Gelmişken base'e mi yürüsek acaba diyeceğim de. Bu çocuk üzerime perma push atabilir. Atmıyor. Keşke base'e yürüseymişim. Ama sıkıntı yok. Zaten adamda bir büyü direnci bir ayakkabı var. Bende de bir ayakkabı, bir tane de AP var. Hani gold anlamında eşit eşyalar var üzerimizde. Bu çocuk hala 5 level. Ben daha 6 olacağım buradan. Bu wave aldığım gibi 6'yım. Astro Timo'ya da bayılıyorum bu arada ya. Şu özel renk paketi var bir de bende. Aşırı güzel. Hem yürüyüş animasyonu çok güzel. Hani düşük yer çekiminde yürüyor şampiyon. Hem de pasif base animasyonu, oto ataklarının lazer atması, hepsi çok güzel olaylar. Lane kötü kalacak. Ben bir wave daha pushlayacağım. Set base'den büyü direnci ayakkabısıyla gelecek. O şekilde düşünüyorum. Gelmiş bir de. Biz buna neyle karşılık vereceğiz arkadaşlar? Büyü nüfuz ayakkabısıyla. Plate giderse gidebilir. Çok önemli değil. Şöyle yapalım. Nashor almayacağım bu oyun. Şöyle yapalım. Yapabileceğim şöyle güzel bir olay var. Bir tane aslında karamühürü patlatabilirim. Bence bir tane karamühürü patlattık. Potu sattım. Karamühürü çektim. Bu seti keseriz çünkü biz bir tur daha. Ve ben bu maçı mantarlarla taşıyabilirim. Dediğim gibi script mantarın yerini gösteriyor mu emin değilim.
gösterse daha iyi fightlarda script olmayan kalan takım arkadaşlarını dövsem yeridir. Script olmama ihtimali de var çünkü adam çok yemin etti. Normalde TR'de script bir oyuncu yüzsüz gibi script olduğunu kabul ediyor. Ya da ukala ukala şeyler yazıyor. Bu adam bu kadar yemin ettiyse olmayabilir. Lane Slopuş da adamı itecek artık. Kontrol edebileceğim bir durum değil. Ravus gank'e gelse kafama flash yemezsem ölmem. Ravus bizim jungle'da. Geliyorum kankam. Dayan. Akali de geliyor yalnız orada Akali var. LB burada. Ben bu arada flashlayacağım buraya. En azından pozisyon değiştirmek için flashladım arkadaşlar. O pozisyonda kalsaydım ölürdüm. Adam lane'ine geri döndü yalnız ya. Bu iyi değil. Bu hiç iyi değil. Benim flash'ım yalan oldu burada. Minion wave'i de güzel kalmadı. LB, LB, LB gör beni. LB. Adamı hit atmıyorum bilerek. W'sunu kullanacak diye. Şu wave'i pushlamama yardım etse hiç fena olmaz aslında da. Set tehlikeli bir şampiyon. Ben şu an bu arada ecelime susamışım. Plate alıyorum. Base atmayacağım ki. Ultisini kullandı bu çocuk. Bakın var ya orada kullandığımız kötü flash yüzünden az kalsın seti ölüyorduk. Hiç iyi olmazdı. Ultisi yok mu çocuğum? Ben bu çocuğu aslında kayıtlarım ya. Ne yapıyorsun sen? Aa! Ben çok kötüyüm ya. Bana ne oluyor? Oğlum benim içimdeki bronz ortaya çıktı sanırım arkadaşlar. Attığım Q'ya bak. Neyse daha fazla rezil olmayalım arkadaşlar. Bayağı aslında var ya bu çocuğun canı da düşük de neyse. Şöyle yapalım hemen lane'e gidelim. Set lane'i güzelce itemedi. Yetiştim. W'sunu kullandı. Yani sen o W'yu lane itmek için kullanamazsın o şekilde kankam. Hani benim yerimi bilmiyorsun daha. Ben ne kadar yakınım lane'e bilmiyorsun. Vallahi çok garip arkadaşlar. Elo dediğim gibi Diamond Elo arkadaşlar. İsteyenler kontrol edebilir. Hatta zaten biliyorsunuz bu benim TR'deki ana hesabım. Daha yeni videolarda Diamond yaptık. Garip. Çocuk iyi oynamıyor. Şöyle çıkalım. Plate'i aldık. W basıp çıkıyorum. Bu matchup'ta ikinci olarak Q'da fullleyebilirsiniz. W'da fullleyebilirsiniz. İkisinin de mantığı şu şekilde. W fullerseniz adam sizi asla yakalayamaz AC ile. Hani Q basıp koşup yakalayamaz. Q fullerseniz de... Ne oluyor abi? Ha bu çocuk farmını çalıyor. Ölmeye devam ettiği için. Yalnız beni dive'larlar bunlar. Var mı yardım? Kuleye vurmaya karar verirse dive'layabilirler. Aha set sinirlendi. Set de bunun jungle'ına sataşacak. Ravus report diyor. Report. Q fullerseniz de oto ataklarından hasar yemezsiniz. Arada kaynamasın da söylediğim. Ben bazen böyle kaynatıyorum. Adam full stack biraz. Tamam. Öldü. Nereye kaçtı? Kaçamadı. Kaçtı. Hmm, Akali geliyor. Döndü bir de kuleye vuruyor Ravus ya. Benim item bitti bu arada. Şu wave'i pushlayayım. Base'imi atayım. Adamların korumaları güçlü. 93 milyon yapmış. 3-2-2 oynuyor. Zaten bize en büyük tehlike o olacak muhtemelen. Bizim LB 52 milyonda ama 2-0-3 oynuyor. Karşı Akali 104 milyon yapmış gayet güzel. Bakalım yani gold'da eşitler. Gold'da eşitler. Hatta belki Akali biraz daha üstün olabilir. Gerçi bu çocukta asist masist de var da. Yani çünkü 15 milyon yaklaşık şu seviyelerde bir kill parası. Adamdan 50 milyon fazla. 3 kill var gibi düşünebilirsiniz ekstradan. Korkmav 4-2-2 oynuyor. Gerçi olay biraz sıkıntıda. En azından Viego Musfet umarım çok satmaz. Dön W'na LB. Hmm çıktı o çocuk. Set nerede acaba? Ben AFK kalacağını sanmıyorum o çocuğun. AFK mı? Çocuğun mental patladı. Aldık kuleyi. Ben hala setin nerede olduğunu öğrenmek istiyorum. Ravus da gözükmüyor. TR sunucusu diye... Ha burada. Yok Ravus burada. Bu Ravus. Kessek mi ben bu çocuğu? Kim geliyor bana? Öldü. Lago red buff'ı. Gerçekten AFK kaldı çocuk. Çocuğu 3 kez kestik. Üzerine bir de Ravus trolleyince... Çekti alt F4'ü. TR sunucusuna tekrardan hoş geldiniz. Bu kuleden 600 gold'umu da aldım. Adamlar FF atacak mı acaba? Akalileri güçlü.
Koglulları var. Emin değilim. Ben burayı yakmaya devam ediyorum. Ben bu kuleyi de aldım. Bana gelse gelse Akari gerek sanırım. Gerçi Kog falan da gelebilir. Yo, Ejderdiler. İnhibitor'a vurmayacağım ya. Erken inhibitor almayalım. Bunlara yardım edebiliyor muyuz? Güzel flash kankam. Yalnız Q yok benim. LB geldi. O auto atak yedi. Öldü. Buna da bir Q. O da öldü. Güzel. 2'de 2'mizi attık. Top mid gap diyor. Mid gap'i bilmem de top gap kesinlikle var. Yeterli 6. Ananı avradını. Bu çocuk beni keser ki. 2 saniye bir flex atamıyoruz öyle mi? Öyle mi yani? 4200 goldla base attık arkadaşlar. Bu oyun sanırım şu ya. Yani. Ben ikinci eşya Rabadon kastım. Karı mühürüm var daha. Dakika 17'de 400 AP olduysam adamların şansı kalmamıştır. İkinci eşya Rabadon aldığım hiçbir oyunu affetmem. Bak Koglulu savaşıyor. Koşuyorum. Dayan. Bir tane Q atmam lazım kayıtlamasın. Oo, benim Q500'den fazla vurdu. Yalnız şok hasar yedim. At ultini Viego. Yok. Araya bir mantar. Boom. Karasat patlayacak mı? Pat. Son saniye. Kogu keseriz ki. Menzil dışından sıkıyor. Döner Q atarım sana bir tane. Yamuluksun. Yamulmadın. Aa! Onu kestiler bari. Vur. Bulu çok koruyor ya. Bana gölge alev lazım. Akali'de ulti yok. Oraya yetişirsem. O da öldü. Gerçek olamazsın. Bence de kanka. Ölüyordum bu arada. Vurma lan. Kovalama beni. Kovalama. Kovalama. Sen çok güzelsin. Akari'nin şu ace'nin vurduğu hasarın absürtlüğü. Adamlar güçlüler ya. LB adamların zamanını çalıyor orada. Gayet güzel. Kırgın aldık bornumuzu. İtem bitti mi? Bitti. Tamamdır. Gölge alevde bittiyse mükemmel. Şu an aşırı güçlü bir mantar build arkadaşlar bu. Her oyun Urs korumaya ihtiyacınız yok. Şu an gölge alev, Rabadon, Liandr üçlüsü mükemmel güçlü. Oyunu olmitten bitirebiliriz. Bornumuz var. Aslında tüm lane'leri de itebiliriz. Şöyle ürün hasarları da burada arkadaşlar. Bakmak isteyenler için. Liandr ile zaten 2K'dan fazla vurduk. 4 mantar yüküm var. Şöyle birini şu köşeye kullanaraktan başlayayım. Tut onu zincirle. Yine de ölmüş olması lazım. Oo. Blue mu vardı arkasında da o flash attı? Yo. Kötü flash. Bu adam skip değil ya. Bizim takım erken oyunda boş hazırlamış. Şöyle şunu auto Q atayım. Onu zaten kesecek bizimkiler. Hatta ben kestim. Akali burada. O da öldü. Gayet güzel. 11-2-4'lük mükemmel bir skor arkadaşlar. Set daha FK bıraktırdık. Güzel bir oyun oldu. Gölge alev aldığımızdan beri 936 ekstra hasar atmışız. Karı mühürümüz 10. Yaklaşık 600 AP ile oynuyoruz. Korma hala script olmadığını kanıtlamaya çalışıyor. Script değil zaten bu çocuk ya. Bizim bot lane erken oyunda boşa ağlamışlar. Ama insanlar paranoya oldu artık arkadaşlar. TR'de o kadar çok script var ki korkma falan herkes script neredeyse. ADC oynayan herkes script hatta. ADC oynayan, Zerath oynayan, Vel'Koz oynayan. Honor'u sanırım LeBlanc'e atacağım. Erken oyunda bayağı katıldı oyuna. 25 LP'miz geldi. Hasar tablosunda da maksimum hasar atmışız arkadaşlar. Temizinden bu hesabı da bir master yapacağız gibi gözüküyor. Şöyle bir seti raporlayalım. AFK kalmaktan. Ravis daha hakaret etmiş. İnanırım. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve devam için kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.